Ya Türkiye'nin her yeri çok güzel değil mi? Bak Sivas dedik. Gaziantep dedik. E bir Malatya demeyelim mi şimdi? Desinler efendim. Malatya'dan seyircimizi bağlamayalım mı? Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Nurhanem, sizi çok seviyorum. Çok sağ olun. Hadi anlatın rüyanızı. Bakalım gördüğünüz şey hayır mı şer mi? Ne anlatıyor size? Tamam Nurhanım. Canım Ben benim. yağmur yağdığını gördüm. Yağmurla birlikte yılanlar yağıyordu. Yılanlardan bazıları ölü, bazıları canlıydı. Evet. Ben de kızıma içeri kapıları kapatalım ki içeri girmesinler diyordum bu şekilde. Nazlı Nazlı Hanım, abla. Bir dakika hocam bir şey soracağım. Nazlı Hanım, çok affedersiniz. evet. Bu rüyayı gördüğünüzde kendi kendinize nasıl yorumladınız rüyayı? Ne dediniz? Ya inan ki içimden kötü geçti. Bilmiyorum, Kötü. biraz sıkıntılı geçiyoruz benim. Ha. Kötü geçmiş. Şimdi Malatya'nın kayısı meşhur. Şimdi abla bunun rüyasını yorumlamadı. Ben yorumlayacağım şimdi. Bu iki evlatla alakalı bir durum var. Ya iki evlat ya bir evlat. Kaç evladınız var Nazlı abla? Bir kız bir oğlum var. Tamam. Vay vay vay. İki evlatla alakalı bir durum var. Gökyüzünden yılanların yağması veyahut da yağmurla beraber yağması sıkıntılı bir durumun ortadan kalkacağını Allah nasip ederse hem evlatlarınızın yuvasıyla alakalı, kendi yaşamış oldukları bir problemle alakalı çözüme kavuşacaklarını gösterir. Derdi herkes biliyor. Sen neşeden haber ver. Şöyle biraz neşeleneceğimiz bir program istiyorum ya, değil mi? Yüzümüzün güldüğü hocam. Hocamın aklı hala Malatya'nın kayısısında kaldı. Yok sen gülümseme diyorsun da en son geçen hafta programda diyordu hocam kocaman bir gülücük gönder. 32 dişimizden 12 tane kalmış. Gülsek dişlerimiz içinde olmadığını Peki görecek. olsun hocam. Dişiyle uğraşıyoruz şu anda yani bir şey yapmaya. Sağlıksın. Evet. Allah sağlık sıhhat Amin. versin. Ya Ecmaiyat Türkiye'mi çok seviyorum. bize. İşte görüyorsunuz her ilden bağlanılıyor. Malatya'dan Evet. Kayseri'ye gidiyoruz Evet, şimdi. buyursunlar. Kayseri'den seyircimiz hattımızda. Efendim hoş geldiniz. Alo. Hoş bulduk. Arzu Merhabalar. Hanımcığım merhabalar. Buyurun. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok iyi. Siz de iyi misiniz? Biz de iyiyiz. Vallahi aylardır mesaj atıyorum. WhatsApp'ta, Instagram'da her yerden. Sonunda ulaştım çok şükür. Oh şükürler olsun. Dinleyelim o zaman hemen sizi. İftarda rüyam hocam benim için Buyurun. çok çok önemli. Çok şükür gördüm de yani rüyayı bir türlü göremiyordum. Rüyamda bir tanıdığımızın bahçesinde oluyorum. O da şeklinde kare gibi yani. Yerler çimen, bir sürü ağaçlar var yeşil yeşil yapraklı. Karı kocalar bunlar. Karısı yanımda, eşi karşımda. İlk gördüğüm ağaçta sağ tarafımda patlıcanlar var. En tepesinde, en ucunda 4-5 tane şişman ve mor renkli. Bir arkasındaki ağaçta da domatesler var. O da 4-5 tane. En ucunda, en tepesinde onlar da iri iri. Yarı yeşil, yarı kırmızı ama. Arzu abla bir Tam soru bir... sorabilir Buyurun. miyim? Tabii tabii buyurun. Siz bu istihareyi sağlıkla alakalı bir durumla alakalı bir şey yani düşünerek yaptınız mı bunu? Çünkü bunun içinde sağlık da Yok. var. Yok. Ben sınava hazırlanıyorum. Onun için memurluk inşallah. Ya şimdi çınar ağacı olması, yeşil olması, otların olması tamam başarıdır. Güzel. Domatesin kırmızının yeşil olması, bir kısmının kırmızı olması burada duanızdan vazgeçmemeniz gerektiğini, inancınızı sürdürmeniz gerektiğini. Çünkü bir takım sınavlarda kalmışsınız siz. Orada kırmızı olması en sonunda muradınıza ereceğinizi gösteriyor. Hadi inşallah. Eğer sağlıkla alakalı bu durum olsaydı hasta olan insanın şifaya kavuşacağını da Peki, gösterirdi. sevgiler Çünkü sunalım domates anlamına. asitli olduğu için sağlıkla alakalı bize bilgiler, işaretler Öyle verir. mi? Evet. İstihare de çok önemli. Evet. Bana geçen hafta en çok sorulan sorulardan bir tanesi de hep böyle anneler sormuşlar işte oğlum evlenecek, kızım evlenecek, oğlum iş bulacak, eşim iş kuracak. Ne olur istihare ile ilgili hocam açıklasa istihareye nasıl yatılır diye. Evet. Bugün onu konuşalım. İstihareye nasıl yatılır? Herkes istihareye yatabilir. Artık bunun programda öğrendik. Evet. İstihareye nasıl yatacağımızı az sonra konuşacağız. Bu arada Kayseri'ye selam gönderiyorum. Kayseri Talas'a gittim ve bayıldım. Gittiniz mi Talas'a? Yok. Ay Kayseri'ye gitmedim ki muhteşem. Talas'a gideyim. Hocam muhteşem. En kısa zamanda gidip görün. İnşallah. Benden söylemesi. İnşallah. İstanbul'dan telefonumuz var. Alo. Alo, iyi Hoş günler. geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Rüyamı anlatacaktım ben. Lütfen dinliyoruz.
Annemle hamur yoğuruyordum ayrı leğenlerde. Ekmek hamuru yoğuruyorduk. Annemlerin evinde biri büyük, biri küçük iki tane fare bana doğru geliyordu. Onlara su şişesi atıyorum ama ölmüyordular. Düşman Sonra mı bir hocam tar fare? Yok. Küçük. sonra bir tarla görüyorum. Bir tarlanın içinde bana bir bahçe ekecek kadar yer veriliyor. Ve ben o bahçeye filizlenmiş soğanlar ekiyorum. Kuru soğan ama filizlenmiş. Onları ekiyorum. Bir tane de nane ekiyorum. Bir filiz nane ekiyorum. İşte öyle hani soğan Şimdi tarlası. bekar Nur olan Hanım. kişinin, bekar olan kişinin hayırlısıyla Allah nasip ederse evliliğine, eğer kişi evliyse hayırlı bir kız evlada kavuşacağını, tabi Evliyim ben. Allah'ın izniyle bir evlada kavuşacağını, diğer yandan annenizle beraber hamur yoğurmanız, anneniz nasıl ki babanızla beraber işte hani ömür geçirip evliliğinde çocukların mürüvvetini görmüşse, aynı keza sizin de ömrünüzün uzayıp mürüvvetinizi çocuklarınızın yani İnşallah. geleceğinde evliliklerine şahit olacağınıza inşallah. Diğer İnşallah. yandan evinizde biraz sıkıntı var kızım. Bunu da kafanıza takmamanız gerektiğine, çünkü üzülüyorsunuz. Kafanıza çok takıyorsunuz. Yakında bunların ortadan kalkacağı nane çok güzel kokar değil mi? Evet. O yüzden güzel günlere kavuşacaksın kızım. Ferahlığın Ferahlığın ifadesi de değil mi işaretidir. O Nane? yüzden sana diyorum ki lütfen kafana takma. Kafana takıyor musun bir sıkıntıyı? Yani bazen oluyor evet. Yok yapma kızım. Nane çok iyidir. Ferah Nur Hanım çıkacaksın. teşekkür ediyoruz. Evet. Ay hocam kafamıza takmaz mıyız yani? Özellikle hanende huzursuzluk varsa kim nasıl kafasına takmasın mümkün mü? Öyle işte. Çok dertli gördüm hocam sizi. Öyle işte. Gördün Öyle mü? işte. Öyle işte yapacak bir şey yok. Şimdi Hazreti Ali Peygamber Efendimiz'i ziyarete geliyor. Evet. Peygamber Efendimiz diyor ki, bakıyor ki ateşi var. Hazreti Ali alnına katıyor elini. Dışarıya diyor ki ya Ali bana biraz su getir. O dışarıya çıkıyor, suyu getirene kadar içeriye giriyor ki içeri buz gibi. Peygamberimizin yanına varıyor, bakıyor serin. Peygamberimiz gülüyor, tebessüm ediyor. Ne oldu diyor? Biraz önce diyor Cebrail geldi. Bana dedi ki Allah sana şifa versin ya Muhammed. Ondan sonra diyor bana bir serinlik geldi biliyor musun ya Ali? Onun için biz her zaman serinliği Allah'tan bekleyelim ki Allah bize verir zaten. Evet, Ama şifayı, sabırla. mutluluğu, serinliği, Senin huzur, doğru söylediğin bir söz var. söylüyorsunuz. Ne diyorlar? Hani bu sabrın sonunda selamete çıkın da sabrın meyvesi. Sabır acı, meyvesi Aynen. tatlıdır. Sabreden derviş Muradına muradına ermiş. ermiş. Evet, Hep bunlar evet. biz bildiğimiz cümleler Evet, yani. evet. Şimdi hocam bir Buyursunlar. şey söyleyeceğim size. Fatih diyor ki stüdyoda diyemedim. Stüdyoya şimdi müzik göndereceğim diyor. Hocam müziği duyduğunda arayan seyircimizin nereden olduğunu tahmin etsin diyor. Siz de tahmin edin. Aa ben de bir rüya gördüm onu Amin. anlatacağım Amin. size. Rüyamda gelin olmuştum. Onu soracağım size. Evet. Antep'ten Arzu Hanım var. Arzu Hanım. Efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Çok diliyorum. teşekkürler. Rüyanız hayır mı şer mi merak ediyoruz ve kulağımız sizde sizi dinliyoruz. Hocam merhabalar. Şimdi ben bir arkadaşımla beraber birbirimize bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Diyorum ki para buldum. O da diyor ki evet ben de buldum diyor. Beni kolumdan tutuyor. Parayı bulduğumuz yere gidiyoruz. Böyle 3-4 tane biriketin üzerinde 200'lükler, 100'lükler bir sürü deste para var. Ve biz Arzucuğum bunların hepsini şimdi almak istemiyoruz. Diyoruz ki Arzucuğum ihtiyacımız olduğu kadar alalım. Bittiğinde tekrar gidip ihtiyacımız Arzu Hanım olduğunda alırız diyoruz. duymuyorlar galiba bizi, değil mi? Arzucuğum Efendim. dediğim söz çıkarsa baklavayı göndereceksin kardeşim. Tamam, söz göndereceğim. Bak söz verdin. Heh. Aranızı bozmaya çalışan insanlar var kızım. Çevrenizde sizi üzen, size aslında dost gibi gözüken ama arkanızdan sizi üzmeye çalışan insanlar var. Lütfen tamah etmeyin. İnşallah hedefinize ulaşacaksınız. İnşallah. Beklediğiniz haberi de alacaksınız. Peki, Ay teşekkür inşallah ediyoruz. hocam. Gerçekten kabul olursa baklavamı üzerinden Kabul gönderiyorum. olursa değil ya. Biz sana dedik ki söylediğimiz söz çıkarsa. Arzu. Kabulü bekleyecek olsak herhalde gelecek yazı alırız bu baklavayı. Kabul olur olmaz hemen göndereceğim Ha hocam. ben şuna da karşıyım. Mesela hani kardeşlerimiz Allah razı olsun. aklıma yani ağzıma bir şey getirdi şimdi bu kardeşimiz. Hani diyor ki ya Rabbi eğer bu işim olursa kurban keseceğim. Olmasa kesemiyor. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir adak sistemi var mı? Sen Allah için kes. Ondan sonra Allah sana gönderir. Sen Evet. diyorsun ki Allah zaten sana hayırlısıysa gönder, hayırlısıysa gönder. O Şu niyet hesaba giriyor değil tabii mi? tabii hesabı. Şu niyet yapabilirsin. Allah'ım ben bu kurbanımı kesiyorum. Benim niyetim ki şudur. Bunu verirsen
Sana şükürler olsun. Vermezsen yine sana şükürler olsun. Ben kesim ya Rabbi. Sen inşallah bana layık görürsün. Bu daha güzel. E Allah'ım bu olursa şu kurbanı keseceğim. Olmazsa adamı yerine getireceğim. Allah bizim namazımıza, bizim kurbanımıza, bizim keseceğim hiçbir şeye muhtaç değil orucumuza. Biz ona muhtacız ya. Öyle bir hocam, anlaşmaya söz vurmaması veriyorum. Lazım. En kısa zamanda atlayacağım İstanbul'dan uçağa, Antep'e gideceğim. Sizi oradan tepsi tepsi baklava getireceğim. Olur. Tamam mı? Olur. Olur. Tepsi tepsi baklava getireceğim size. Olur. Antep baklavası. Tamam. Düğününüz varsa çağırıyorsunuz beni. Alo. Alo. Kocaeli'nden Gülten Hanımcığım. Hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk. Teşekkür Buyurun. Ederim. Dinliyoruz sizi. Ben bir rüya gördüm de. Evet. Rüyamı hocama anlatmak istiyorum. Dinliyor hocam. Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar. Ay Gülten Hanım. Gülten Hanım. Telefondan mı konuşacağım sizinle? Ha tamam. Tamam. Ay çok tatlısınız ya. Tamam. Kızdınız mı? Kızdım o zaman. Kızdım. Size zahmet. Ben bir rüya gördüm. Evet. Rüyamda eli büyük bir adam. Yani oturuyor. Bardak kurmuş. Evet. Böyle çıplak. Elinden üst tarafını gördüm. Alt tarafını görmedim. Çıplak yani. Adam da tanıdık değil. Evet. Ama çok kilolu böyle. Oturmuş. Göğüsleri de yani bir insanın bir çocuk kafası kadar var. Yani su götüreceğim ben ona. Su götürdüm. Sıcak su. Kaynar su. Adam sütünü sağar. Su sıcak ya. Evet. Soğusun diye sütünü sağarmış. İçine. Ben bunu yani içmedi sonra. Ne olduğunu anlayamadım da. Gülten bunu abla. Sormak istiyorum rüyamda. Gülten abla. Efendim. Ayakların ağrıyor mu? Belin ağrıyor mu? Belim ağrıyor. Evet. Allah acil şifa versin. Size bir destek Amin. Gelecek. Sizin kırıldığınız, üzüldüğünüz bir insan evlatlarınızla alakalı da olabilir. Geri gelip sizle barışacak ya da sizle konuşacakları bazı şeyler olacak. Gönlünüzü evet. Almaya çalışan kişiler gelecek efendim. Heh. Hadi Gülten ablacığım. Gözün aydın. İnşallah. Teşekkür ederim. Öpüyoruz Rica ederim. Seni. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bay bay. Hadi bay bay. Ara yine bizi. Yani sanki bu programda gerçekten telefonla konuşuyor gibiyiz değil mi böyle? Dostlarımızla, öyle. Arkadaşlarımızla aynen. Konuşuyor gibiyiz. Şimdi benim ekibim var. Tabii aslında yani bu ekip çok kalabalık, geniş bir ekip. Kocaman bir evet. Reji ekibim var. Kameraman arkadaşlarımız her hepsi gün gerçekten emek şıklar. Veriyorlar bize. Kim hocam? Çok şıklar gerçi hepsi. Hepsi bizim, de çok şıklar. Çok diyorum. Şıklar evet. Gerçekten ben çok ekibine çok önem veren bir insanım. Evet. Onlar olmazsa bizim varlığımızın hiçbir anlamı yok. Çünkü bu ne işi biliyor musunuz? Yani birlikten kuvvet doğar işi. Evet. Onlar şimdi her programda kendi kafalarına göre bazen yenilikler çıkartıyorlar. Fatih diyor ki bugün diyor şöyle bir şey yapacağız diyor. Müziği vereceğim. Müziği verdiğimde hangi ilden aradığını anlayacaksınız diyor. Fatih'çim biz anlarız. Biz bu ülkenin insanıyız. Bağladığın seyircinin müziği verdiğin anda neresi olduğunu biz anlarız değil mi hocam? Bizi sınava tabi tutuyor şimdi. Hadi şimdi pop müzik biz çalsan de anlarız, olacak. Hadi pop müzik çaldı. Hocam pop müzikle ne alakası var? Az şimdi önce Antep'in hamamları çaldı. Antep'ten aradığını anladık. Ver Fatih'ciğim müziği. Tamam versin abi. Şöyle değil miyiz? Kanımızda akıyor bu müzikler değil mi? Bir duymaya görelim. Böyle bir melodisi kulağımıza çarpmaya görsün. Hemen içimizde başka şeyler oluyor yani o coşku. Anladınız değil mi? Ankara. Ankara. Çok da severim Ankara'yı. Hoş geldiniz. Mesude hoş Hanım. Alo. Ha, iyi günler Nur Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Hoş hocam, geldiniz Mesude Hanımcığım. Buyurun dinliyoruz sizi. Hocam şimdi ben rüyamda tanımadığım bir evdeyim. Kalabalık bir evdeyim. Bir odada erkekler oturuyor. Salonda bayanlar var. Kalabalık bayağı. Küçük Ersin ayağında kırmızı ayakkabılar var. Siyah kırmızı ayakkabılar. Bu ayakkabıları bizim amcamızın kızı hediye etmiş. Eşimin amcasının kızı hediye etmiş. Ersin, küçük Ersin bu ayakkabılarla servis yapıyor misafirlere. Bu arada büyük Ersin de herkese hamile olduğunu söylüyor. Fakat Ersin'in eşi yok, vefat etti. Ben tabii susturmaya çalışıyorum ama ayıp falan diyorum ama Ersin'e. Bu arada annem de vefat etti annem bir sene önce. Allah o da cama çıkıp böyle bir demek buket atıyor. Pembe Allah güller atıyor. Camın dışına arasına atıyor.
yılbaşı gelecekmiş diye cama çiçek asıyor. Ve erkek kardeşim de bana tomar tomar para veriyor. Kağıt Mesude paralar. Hanım, Mesude Hanım bakın. Hocam rüyam bu. Mesude Hanım, şimdi bu kırmızı ayakkabı giyen görümceniz, işte ablanız, işte eltiniz, her neyse, küçük bir dedikodu dolaşacak ortalıkta. Bu küçük dedikodu bir takım kişilerin biraz canını sıkacak. Ama bununla alakalı daha henüz belki böyle bir durum olmamış olabilir. Çok dikkat etmeniz gerekir. Yılbaşı ismi geçmesi, atıyorum şurada 2-3 hafta çok dikkatli olmanız gerekiyor. Aynı zamanda kardeşinizin orada olması, o yapılan söz ve dedikodunun çürüyeceğini, büyük eltinizin kocası olmadığı halde işte çocuğunun olması, sözde hamileymiş, burada yine sizin veya yapmış olduğunuz eşinizin veyahut da kardeşinizin yapmış olduğu bir işte başarı gözüküyor. Bu uyarıcı. Uyarıcı ve müjde verici, ufak bir müjde verici kısmı da o. İnşallah. Yani bir işleri olacak hayırlısıyla, ama dedikoduya dikkat. Peki, İstanbul'dan bir seyircimiz var. Teşekkür ediyoruz. Evet. Mesut Hanımcığım, sağ olun aradığınız için. Demet Hanım hattımızda. Demet Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hadi anlatın İyi rüyanızı. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Hocam, ben yeni araba kullanmaya başlıyorum ve tedirginim tabii ki dolayısıyla. Bir ziyarete gidiyorum, hasta ziyaretine, tanımadığım bir yer. Pazarın içinden geçiyorum, önüme çocuklar çıkıyor, böyle yavaş yavaş gidiyorum. Hasta ziyaret bölümüne ulaşıyorum, bir otopark gibi bir yerdeyim. Hastanenin böyle dışında iki sevgili bir yer. Orada hasta ziyaretimi gerçekleştiriyorum ama çıktığımda arabamı bulamıyorum. Arabam kaybolmuş, çalınmış. Ben de zor zanaat aldık, nasıl bir daha tekrar yerine koyarım, işim çok kızacak. Şöyle böyle çok üzülüyorum, ağlıyorum, sarı balonumu falan görüyorum. Polisi arıyorlar. Bakıyorum sonra çevrede kameralar falan var. Onlara söyleyince böyle ağlaya ağlaya Demet o Hanım. Bu sabah uyandım. Demet evet. Hanım, Allah izin verirse beklediğiniz devlet kapısından bir haber gelecek size. İnşallah. Ve aynı zamanda Allah izin verirse özel hayatınızda mutlu olacağınız günlerin size yaklaştığını, İnşallah. Bir takım sıkıntıları geride bırakacağınızı, yine Allah izin verseniz fırsat geçeceğini, nişan ya da söz ya da ne bileyim bir evlilikle alakalı bir problem zamanında atlatılacağını, bunlara çok dikkat etmeniz gerektiğini, ama yine de ayakta duracağınızı, rüyanızın akabinde Allah izin verirse işin sonunda selamete çıkacağınızı ve İnşallah. Erişeceğinizi gösterir. Peki, teşekkür ediyoruz Demet Hanım. Bir şey mi diyordu seyircimiz? Alo. Peki, teşekkür Sedef et. Hanım bağlıyorlar. Evet. İstanbul deyince şarkı. Aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz, buyurun. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Sağ olun Sedef Hanımcığım, buyurun. Hocam merhaba. Merhaba kardeşim. İki gün önce görüyorum ben bu rüyayı. Evet. Bir önceki gece. Evet. Kendimi bir hastane odasında görüyorum. Bana pişmiş yumurta getiriyor hasta bakıcılar. Tamam. Üstünde biraz peyniri var yumurtanın. Biraz tadıyorum ve orada sevmediğim bir adamı görüyorum. Ve oradan uzaklaşıyorum. Ben evet. Hasta değilim deyip koşarak ilerliyorum. Ve kendimi memleketteki, yani doğduğum evin kapısının önünde görüyorum. Bu arada annem rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Rahmetli annemin süreçini görüyorum. Bir şeyler söylüyor ama çok anlayamıyorum. Sedef Hanım. Kapının... efendim, devam edeyim mi? Bu rüyanız uyarıcı rüya. Yumurtadan evet. dolayı değil mi evet, hocam? Bu rüyanız uyarıcı rüya. Sizin beklediğiniz bir haber var yine bu rüyada. Evet. Ve bu haberin elinize geçmesi için önüne şu anda engel koyan bir takım kişiler var. Ama hasta olması umutla umutsuzluk arasında gidip geldiğinizi gösteriyor. Sonra eski evinize gitmeniz, evin kapısında durmanız, Allah nasip ederse bu habere Cenab-ı Allah kısmet ettiğinden dolayı kimsenin engel olamayacağını İnşallah göstermiş. Hocam. Tamam mı kardeşim? Haber gelecek size. Sedef Hanım zaten mesaj alındı. Mesaj hocam, bu. Rüya ile ilgili her şeyi söyledi. Teşekkür devamı ederiz. Çünkü... Yok hocam, devamı daha önemli. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Alo. Evet, dinliyoruz, buyurun. Hocam ben bir de rüyanın devamında annemin çiçeklerini öptüğünü, ya annemin çiçekleriymiş onlar. Ben onları, o bitkileri öp kokluyorum ve ardında babamı görüyorum karşımda. Bana ilaç veriyor ve ben onu yutuyorum. Rüya bitiyor, kalkıyorum, çok mutlu uyanıyorum bu rüyada. Bakın ve şimdi gene gösteriyor. Babam da aynı rüyayı görmüş. Bakın babanız size bu ilacı veriyor ya. Evet. Yine gücü alacağınızı gösteriyor. Teşekkür ediyoruz. Yine güç. Annenizin orada çiçekleri sulaması veya çiçekleri görüp koklamanız da annenizin hayırlı bir evlat olduğunuzu gösteriyor. Peki.
Evet. Zehra Hanım hattımızda. Zehra Buyursunlar. Hanım. Biz her Merhaba zaman babayı Özgürler. maddi güç olarak söylüyoruz ya arkadaşlar. Her zaman maddi güç olur baba gösterir. Yani burada babasının orada olması yine o güce kavuşacağını göstermiş yani. Zehra Buyurun. Hanımcığım, Ankara'dan hoş geldiniz. Dinleyelim sizi. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun. Ben rüyamda büyük bir saman yığını gördüm. Saman yığınından bir avuç alıyorum. Un helvası gibi elimde sıkıştırıp tekrar yığının içerisine bırakıyorum. Ve o arada da saman yığının o en üst tepesine bakarken gökyüzünü masmavi gökyüzüyle bütünleşmiş yani gökyüzünü görüyorum. Ablacığım boş sonra... laflara kulak asmamanız gerekiyor Zehra Hanım. Boş laflara kulak asmamanız gerekiyor. Yani boş konuşan insanlara da kulak asmayın. Gökyüzüne bakmanız Allah'tan istemeye devam edin. Allah izin verirse mavi olması göz aydınlığı haberleri alacaksınız. Teşekkür ederiz. Ve yolunuz açık inşallah. Korkulacak bir durum yok. Şimdi biliyoruz ki programda hep bunu artık öğrendik. Evet. Yumurta görmek tehlikeli. Evet. Gökyüzü görmek ne demek? Gökyüzü görmek istemeye devam etmek. Deniz görmek hayat demek. Hayat demek evet. Bize böyle birkaç bilgi daha verir misiniz? Böyle hap bilgiler derler. Tabii bunların şeyi de var yani. Mesela bunların içerisinde anahtar kelimeleri de çıkardığımız oluyor. Çünkü rüyanın devamına sonrasına bakmamız da gerekebilir. Ama genel olarak baktığımızda yani yumurta tehlike. Saman mesela. Yazın boş konuşan insanlar. Hı. Onu yumak yumak sıkması o lafları o boş kelimelere çok müsamaha gösterdiğini gösterir. Yani onlarla beraber habire iç içe oluyor. Yani takmaması gerekiyor. Onu bırakması gerekiyor. Peki ölmüş birini görmek ne demek? Kişinin ömrünün uzaması, karşıdaki insanın ondan hayırlar beklemesi. Peki ölmemiş ve hayırlı birini haber alması. Ya ölmüş birini hiç rüyamızda görmüyorsak ne demek? Vefat etmiş birini hiç rüyamızda görmüyorsak o Allah'ın işi, ona diyecek bir şey yok. O zaten lüks rüyaya girdiği için ne diyoruz? Gayipte olanları ancak Allah bize gösterir. Bizim istediğimiz mesela bir dua ediyoruz. Ya Rabbi hayırlı bir ev ver diyoruz. O da kayba giriyor. Verecek mi vermeyecek mi bilmiyoruz. Ama rüyamızda ne oluyor? Bize nesnelerle, cisimlerle alakalı akmaya başlıyor. Akmaya geliyor başladı, yani doğru. Evet. Şimdi yağmur yağdıran melekler var ya, yağmur tanelerini taşıyor ya, diyor ki evet, her bir damlayı bir melek getirir diyor. Bu yüzden biz uyuduğumuzda da bize gelen mesajları her birini bir tane melek getirir. O yüzden burada bir hizmet var. Ya rüya deyip geçme. Geçmeyeceksin. Rüya evet, deyip geçme. Rüya yaşamımızla ilgili içinde çok mesaj barındırıyor. Evet, tabii. İstihare deyip geçme. Az sonra herkesin istihare yatabildiğini öğrendiysek istihareye nasıl yatacağımızı öğreneceğiz evet, hocamdan. Bir dileğiniz varsa, çocuğunuz evleniyorsa, kızınız, oğlunuz ya da eşiniz yeni bir iş açacaksa, artık yani ne diliyorsanız, bilmiyorum ki ev değiştireceksen. Ne niyet varsa. Ne niyetin varsa istihare yatabiliyorsun. Az sonra öğreneceğiz. Şimdi Şaziye Hanım hattımızdaymış ama diyorlar ki yine rejiden hocamız önce müziği bilsin. Yani... Bir de sonunda 3 tane uyarıcı rüyadan bahsedeceğiz. Onun da kimliğini verelim yani. Hocam ben ne diyorum, siz ne diyorsunuz ne yani? Diyorsun? Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Az önce Erik Dalı Ankara dedik ya. Erik Dalı aslında Burdur şarkısı. Bilmiyorum, ben Erik Dalı'nı yani bilmem. Yani Erik Dalı deyince şimdi... hani düğünlerde hep çalıyor, izleniyor. Ben diyorum ki bak mesela benim otomobile bir arkadaş bindiğinde ben diyorum ben Urfalıyım. Doğma büyüme Adanalıyım. Ama favoriyi de dinlerim diyor. İbrahim Tatlıses'i de dinlerim diyor. Favoriyi dinliyor musunuz dinliyorum hocam? Dinliyorum tabii. Şimdi şu var. Arkadaşlar her yörenin ayrı ayrı müziği vardır. Evet. Doğrudur. Ama müzikler de genelde saz olduğu için bu bizim bütün Türkiye'mizi kapsıyor. Söz olduğu için bütün Türkiye'mizi belirli kapsıyor. Belirli şarkılar şey var. Yani. Çok kendini belli ediyor. Mesela ha, şimdiki seyircimizle yani dinleyeceğiniz şarkı örtüşüyor. Şimdi İç Anadolu yöresine ait olan işte hep bu parçalar çalar İç Anadolu'da. İç Anadolu yöresine ait olduğu için hep bunlar çalar yani. Valla biz bir şey söyleyeceğim. Evet. İyi ki bu ülke topraklarının insanıyız. Valla kendimi başka bir coğrafyada vallahi konumlandıramıyorum. Evet. İyi ki bu ülkede doğmuşum. İyi ki bu ülkenin insanlarıyla bir arada yaşıyorum. İyi ki bu vatan topraklarına sahibim. Yani evet, ülkemiz, insanımız iyi ki var vallahi. Kültürümüz, annemiz, geleneğimiz. Yani. Bu arada Şaziye Hanım hatta kadıncağız evet, merakla rüyasını bekliyor. Biz hala Şaziye Hanım nereden arıyor diye bulmaya evet, çalışıyoruz. Şaziye Hanımcığım. İyi günler. Hoş geldiniz. Çankırı'dan arıyorsunuz bizi. Hocam dinliyor sizi. Buyurun. Evet, ben böyle gece bir tane arkadaşımla birlikte
yerden böyle beyaz beyaz kar gibi mantar topladığını gördüm, bir kova. Ama hava karanlık yani. Kızım, aydınlık bir saatte alacağın bir telefon haberinin ardına çok mutlu olacağını ve Allah nasip ederse muradına, dileğine kavuşacağını. Çünkü yerden topluyorsun mantarı, toplayan sensin, sen olduğun için inşallah müjdeli haberler alacaksın. Rüyada Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın Yusuf suresini görmek. Çok güzel bir süredir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için şunu söyler. Ahsenel kasas el nebi Yusuf. Yani diyor ki ben kıssaların en güzel olarak Yusuf'un suresini gördüm diyor. Yusuf Aleyhisselam'ın ayetleri bana tek tek geldiğinde merak ettim. Acaba bir dahaki sebere Cebrail bana neyi anlatacak? Onun için evde dinlemek, iş yerinde dinlemek arkadaşlar bereket getirir. Onu size söyleyeyim. Lütfen iş yerlerinize sabahları açın. Evlerinize sabahları açın. Yusuf suresini lütfen ahenkli, kimseyi rahatsız etmeyecek bir şekilde dinleyin. Dinleyin. Bereketi boldur, rızkı çoğaltır ve huzur getirir Allah'ın izniyle. Sağ olun hocam. Evet. Sevgili seyircilerimiz, az sonra istihareye nasıl yatacağımızı öğreneceğiz hocamızdan.